Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz Seyran Bağlar Ankara'da tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız ise gıda sektörüne yönelik hizmet veren gerçekten çok iyi ve çok kaliteli bir firmaya Erzincan Et'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Haydar Kurt ile birlikteyiz. Merhaba Haydar Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi Erzincan Et olarak gerçekten de şu anda Seyran Bağlar'ında bir marka isim oldunuz. Tabii bunlara geleceğiz ama öncelikle kuruluşuyla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? Kuruluşumuz 35 senedir bu işin içindeyiz. Hı hı. 35 senedir kasap yapıyoruz. Hı hı. 35 senenin içinde Seyran Bağlar Mahallesi'nde kasaplık şeyimizi, görevimizi çalışıyoruz. İdame ettiriyorsunuz. Devam ettiriyoruz. Tabii burada yaptığımız çalışmalar çok temiz, çok titiz çalışmanın eseri. Bu arada normal kasap dükkanı gibi değil burası. Bu farklılık neden? Efendim bu farklı neden? Yıllardır biz bu mahallede olduğumuz için herkes genellikle bizi tanıyor. Hı hı. O yüzden çok güzel bir etler sattığımız için, müşterilere sunduğumuz için genel herkesin tercihi biziz. Evet. Çok temiz et sattığımız için genellikle tercihi biziz. O yüzden yıllardır herkes buradayız. Yıllardır bizi tanırlar. Hı hı. Efendim eşimiz, dostumuz hep burada. Çocukluğumuz burada geçti. Esnafımız hep burada geçti. 35 senedir burada olduğumuzdan dolayı. Hı hı. Tabii Erzincan Et olarak yıllardır bu sektörde hizmet verdiğiniz için de en kaliteli eti halka sunuyorsunuz. Gıda sektörü biliyorsunuz. Bu anlamda tabii ki her türlü farklı yanlış algılamaya açık bir sektör. Tabii. Ve farklı çalışmalara uygun bir sektör. Ama bu anlamda siz halkın güvenini de sağladınız. Bu güveni nasıl sağladınız? Bunu nasıl başardınız? Efendim bu güvenimizi sağlıklı ve temiz, hijyenik ortamda çalıştığımız için, müşterimiz bizi tercih ettiği için, müşterimiz zaten bizi biliyor. Hı hı. O yüzden genellikle herkes tercih biziz. Mahallede tek kasabız burada, Seyran Bağlar'ında. O yüzden herkes bizi genellikle tanıyorlar. Tanıdığımız için de sürekli bu mahallenin içindeyiz biz. Evet, çok güzel. Tabii burada sadece işte dediğimiz gibi özel etler bulunuyor. Tabii ama bununla birlikte özel el yapımı farklı ürünlerimiz de var. Biraz bunlardan bahsedelim. Ürün çeşitlerimizde, ürün yelpazemizde neler var? Ürün yelpazemizde sucuklarımız var. Kendi imalatımız. Hı hı. Tana kaburgasından yapıyoruz. Efendim şu etlerimizden hep Amasya, Slova'dan geldiği için hijyenik ve sağlıklı. Hı hı. O yüzden müşteriye sunuyoruz bunları. Ve çok kaliteli bir şekilde. Evet, çok temiz, kaliteli bir şekilde temiz, hijyenik, temizlik. Sunuyoruz. Tabii bu sektörle ilgili birçok sorun var. Bu sorunlar neler? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Valla bu sorun genellikle para biraz, hı-hı, maddiyat konusundan. Ete biliyorsunuz biraz pahalı. Hı-hı. O yüzden biz de biraz ucuz yolu, yani müşterimiz yesin diye, halka hizmet vermek amacıyla genellikle biraz indirimli veriyoruz. Hı-hı. O yüzden müşteri sağlığını, güvenliğini koruyoruz burada. Evet ve tabii ki burada müşterinin devamını da sağlamış oluyorsunuz. Tabii aynı ki zamanda kaliteli bir hizmet, kaliteli bir ürünle birlikte tabii ki özellikleri farklı birçok ürünü ürün yelpazesinde geniş tutarak bu anlamda hizmeti sağlıyorsunuz. Sağlıyoruz. Tabii halkımız da sizden memnun. Memnun olmasaydı bu kadar süreç içinde bu sektörde kalabilmeniz, devam etmeniz mümkün olmazdı. Mümkün. Öyle değil mi? Tabii. Bu güvence, güvence. Hı-hı. Yani güvence, başka bir şey yok. Çok güzel. Çok tabii güvence. Halkımız da size güvendiği için tabii sizi tercih ediyor, bizi zannediyorum. Tercih ederler. Genellikle bizi tercih ederler yani. Burada bu kadar büyük marketler var. Genellikle milletin tercihi biziz. Evet. Halk arasında hani bildiğimiz kasap. Kasap. Mahalle kasap. Mahalle kasabı kasap. Evet. Tadında değil. Burası tamamen market reyonu şeklinde. Ama çok da güzel, nezih ve temiz bir mekan burası. Tabii o anlamda da tercih sebebisiniz zannediyorum. Tercih sebebimiz bu. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür verdiğiniz tüm bilgiler için. Sonrasında yine tabii ki çalışmalarınız devam edecek. Bununla ilgili zannediyorum. Öyle değil mi? Evet. Tabii ki. Bekleriz. Peki. Tüm halkımızı bekliyoruz diyelim tabii o halde. Tabii ki. Her zaman mi bekliyoruz. Tabii. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrar teşekkür ederim. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Herkese buradan selam gönderiyorum. Evet. Çok teşekkürler. Ben tekrar teşekkür sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Erzincan Et'ten, Seyran Bağlar'ından aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.